Herkese merhabalar. Bu hafta sizlere muhteşem bir uygulama göstereceğim. Akıllı veri doğrulama listesi diyorum ben buna. Bakın buradan veri doğrulama listesinden kişileri seçtikçe bu kişilerin azaldığını görebilirsiniz. Azalan bir veri doğrulama listesi nasıl yapılır sizlere baştan sona bunu anlatacağım değerli arkadaşlar. İlgili görevlere birilerini atıyorum ve bu atadığım kişiler veri doğrulama listesinden dinamik olarak eksiliyorlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına video ile ilgili yorumlarınızı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi gelin şimdi birlikte ilgili uygulamamızı gerçekleştirelim. Uygulamamızda buradaki isimleri öncelikle buraya birkaç formül kullanarak getireceğim ve sonrasında veri doğrulama özelliğini kullanacağım. Şimdi öncelikle buraya kaçıncı formülünü yazıyorum. Kaçıncı formülün İngilizcesi match arkadaşlar. Kaçıncı formülünü yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Aranan değer olarak buradaki isimleri seçiyorum ve F4 tuşuna basarak klavyemden ilgili aralığı sabitliyorum. Bazı klavyelerde Fn artı F4 olarak çalışır. Noktalı virgül. Aranan dizi kısmına buradaki boş isimler hücrelerini yani veri doğrulama yapacağımız aralığı seçiyoruz. Burayı da F4 tuşuna basarak sabitliyoruz değerli arkadaşlar. Noktalı virgül. Eşleştirme türü tam eşleşme olsun istediğim için tam eşleşmeyi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın şu anda burada yok çıktı. Mesela buraya bir değer yazarsam ben. Geliyorum buraya. Örneğin Ali Cengiz yazıyorum. Bakın Ali Cengiz değerinin 1 olarak gözüktüğünü görebilirsiniz. Şimdi buraya yeni formüllerden bir tanesini yazacağız. E hatalıysa, İngilizcesi is error arkadaşlar. E hatalıysa dedikten sonra tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Sondaki parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın burada doğru ve yanlış olacak şekilde döndürüyor. Bu sefer buraya gelip Ali Cengiz yazdığımda bakın yanlış olduğunu görebilirsiniz. Yani değer buraya yanlış olarak gelmekte sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de bunun başına filtre formülünü yazacağım. Filtre formülümü şuradan geliyorum. Filtre dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Buradaki isimlerimi seçiyorum. F4 tuşuna basarak burayı da sabitliyorum. Noktalı virgül diyorum ve sondaki parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum ve isimlerimi buraya getirmiş oldum. Şimdi bir de ben buraya değerli arkadaşlar satır A formülü yazacağım. Satır A formülümün İngilizcesi ise true. Bakın geliyorum buraya. Satır A diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Sona geliyorum. Satır A formülümün de parantezini kapatıp Enter'a basıyorum. Ve bakın buradaki değerleri satırda olacak şekilde getirdim. Sonra bu formülü tutup aşağıya kadar çektiğimde bütün isimler buraya gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Şimdi buralara veri doğrulamayı uygulayacağım. Bakın veri doğrulama uygulayacağım isimler hücrelerini seçiyorum. Veri data sekmesine geliyorum. Data Tools, veri araçlarının içerisinde veri doğrulama seçeneğim var. Data Validation. Buna tıklıyorum ve ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Buraya dikkat. Herhangi bir değer, any value yerine ben buradan listeyi seçiyorum. İngilizcesi list. Kaynak source kısmıma geliyorum. Buradaki formülü yazdığım ilk hücreyi seçiyorum. Ve bakın burada F4 tuşuna iki kere basarak satırın sabitlemesini kaldırıyorum ve sadece sütunun sabit kalmasını sağlıyorum. Çünkü bu sütundaki bütün değerleri dahil et demek buraya. Satırdaki değerleri alma demek. Ve sonuna geliyorum bir hashtag koyuyorum. Alt G-R ve 3 tuşlarına basarak. Bu hashtag buradaki bütün seçili olan alanları dahil et anlamına geliyor. Bakın dolu olan hücreleri dahil et anlamına geliyor. Tamam dedikten sonra ben şimdi bu hücreye bir veri doğrulama listesi uygulamış oldum. Bakın seçtim. Buraya geliyorum. Buradan Serhat Cansız'ın azaldığını görebilirsiniz. Mesela Şahin Derdoğ'u seçtim. Gördüğünüz gibi ben burada seçim yaptıkça ilgili değerlerin azaldığını görebilirsiniz. Hem burada hem de buradaki listemde ilgili değerler azalıyor sevgili arkadaşlar. Şuradan geldim. Bakın Ali Cengiz'i seçtim. Son olarak da Kemal Erikçi'yi seçiyorum. Ve burada hesapla diye bir alan dönüyor. Bunu tekrar silersem bakın ilgili kişilerin geldiğini görebilirsiniz. Şimdi bunları silelim. Şöyle de bir şey yapacağız. Buradaki ürünleri yani daha doğrusu görevlerin yanına isimler yazdığımız zaman buradaki isimlerin üstünün çizili olmasını sağlayacağız. Bakın bunlara geliyorum, seçiyorum. Şöyle aradan birkaç tanesini daha sileyim değerli arkadaşlar. Buradaki görevlerimin üzerine geliyorum ve
Giriş sekmesinden, home sekmesinden koşullu biçimlendirme conditional formatting'e tıklıyorum. Yeni kural seçeneğini seçiyorum. New rule İngilizcesi ve ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğim var. Use formula ile başlayan kısım. Bunu seçiyorum. Ve formül çubuğuma gelip şunu yazacağım arkadaşlar. Buradaki en üstteki hücreyi seçiyorum ve yine F4 tuşuna iki kere basarak sadece satırı sabitliyorum. Sonrasında da bakın küçük ve büyük işaretlerini birlikte yapıyorum. Bu dışında demek arkadaşlar. Yani eşit değildir anlamına gelir. Ve buraya iki tane çift tırnak koyuyorum. Bu şu demek. A2 ve altındaki dolu olan hücreler, seçtiğim aralıktaki hücreler boşun dışında bir değerse yani doluysa biçimlendire tıklıyorum. Buradan yazı tipi sekmesinden bakın üstü çizili efekti var. Bakın buna tıklıyorum, bunu işaretliyorum. İlgili ön izlemeden de bunu görebiliyoruz. Yazının üstünü çizgi haline getiriyor. Tamam dediğimde ve tekrar tamam dediğimde bakın dolu olan hücrelerde üstünü çizdiğini yazıların görebilirsiniz. Mesela Salih Mermerci'yi seçiyorum. Buradaki alanın üstünü çizdiğini görebilirsiniz. Sonrasında buradaki hücreleri seçip sağ tıklayıp gizle dediğimde şimdi artık buradaki benim formülü yazdığım alan gözükmeyecek ve şunları siliyorum. Geldim buradan hepsini siliyorum. En baştan geleceğim. Yani şuradaki hücreleri de silmem gerekiyor. Bunlar da doluydu. Silmeyeceğim, gizleyeceğim. Buradan geliyorum. Bakın değerleri seçtiğimde azalan akıllı bir veri doğrulama listesini oluşturuyorum. Sizler de ilgili veri doğrulama listesini kendi verilerinizde oluşturup kullanabilirsiniz. Videoyu tamamlamadan önce bu uygulamayla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar ve yorum kısmına bekliyorum. Sizce nasıl olmuş? Bunu yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin.